ölen yakınlarımızı rüyamızda göremiyoruz diye soru soranlar oluyor. Yani bu soru biraz da çok soruluyor. Onunla ilgili olarak biraz bilgi verebilir misiniz? Yani ölen yakınımızı rüyamızda görmemiz şart mıdır? Görmüyorsak o veya biz kötü insanlar mıyız? Veya o imansız mı gitmiştir? Bir dinleyicimiz de diyor ki babam kanser hastalığından vefat etmişti diyor. Şimdi diyor ben diyor ara sıra diyor rüya görüyorum diyor. Bazen diyor işte ağrılarım geçti diyor. Çok iyiyim diyor. İşte bazen bize kızıyor. Ve diyor ona diyor malum oluyormuş gibi diyor. Onun diyor bize söyledikleri diyor çıkıyor diyor bazen de diyor. Malum oluyor tabii. Malum olur mu? Onu da soruyor. Çünkü pazartesi perşembe günleri hayatta olanlar, dünyada olanların halleri vefat edenlere gösterilir. Şimdi önce o kanser hastası eğer namazını kılıyor, itikad düzgün birisi ise kanser sebebiyle şehit olmuştur. Ve dolayısıyla bunlar dua ettiği zaman rüyasına girip iyiyim diyor. Ama dua etmediği veyahut da yanlış işler yaptığı zaman da kızıyor. O kadar yapabiliyor. Yani bunlara merhameti sebebiyle şehiden ruhunu teslim ettiyse bu şekilde olur. Öbür türlü mutlaka görmemiz gerekir mi? Öyle bir şart yok. Annem vefat etti, vefat edeli 2 ay 60 gün oldu, 100 gün oldu neyse hala rüyama girmedi. Acaba bana küs mü gitti? Hiç alakası yok. Hani bazı şeyler menkıbeler anlatılıyor. Hani Hazreti Ömer oğluyla kabilleşiyor ya, bir sene sonra rüyasına geliyor. Kabilleşmişler girelim falan diye. Ondan derecesi yüksek. O ayrı bir durum. Ama orası ayrı bir dünya. Biz ayrı bir dünyadayız. Onlar ayrı bir dünyada. Dolayısıyla ve yapı itibariyle de bazının rüya görme özelliği mevcut. Biz de mesela 4 kardeşiz, en büyüğümüz. Hani daha şeyken, çocukken falan gördüğü rüyalar birebir çıkardı, yorumsuz çıkardı. Sonra aynı şeyi görmemeye başladı falan. Ve dinleyicilerimiz içinde de var. Mesela bir rüya görüyor, oho detaylı detaylı anlatıyor. Ben rüya gördüğümü hatırlıyorum. Ama ne gördüğümü hatırlamıyorum hiçbir zaman. Çok nadirdir. Şimdi bu bir kusur değil. Bir hata da değil. Ve vefat etmiş geçmişlerimi görmedim hiç rüyamda. Dedelerimi, ninelerimi falan, babaannemden bahsediyorum, hiçbir defa görmedim. Yani bir defa rüyamda bile görmedim. Ne anneannemi, ne babaannemi, ne kendi annemi, babamı rüyamda doğru dürüst görmedim. Hayal gibi işte rüyamda abi herhalde babamdı veyahut da annemdi falan diyor ama detay yok. Şimdi bu bir kusur değil, bu bir eksik değil. Vefat edenlerin de aynı şekilde yani efendim bizi sevmedikleri veyahut da bize küstükleri veyahut da imansız gidip hapsedildikleri böyle bir durum da söz konusu değil. Öyle bu durumda sürdünüz. Çünkü dünyadaki amelle bakılır o. Efendim namazını kılıyordu, orucunu tutuyordu, din gayreti vardı. Yani kansere yakalandı veyahut da başka bir hastalık kazada şehit olur. Ama dinden bahsedildiği zaman adam sövüyor. Dini reddediyor. Bu adama dua edilmez zaten. Bu da kansere Hadi. Yakalansa? Bu da kansere yakalanabilir. Trafik kazası da ölebilir. Bir kurşun gelebilir. Serseri bir kurşun gelebilir. Çaresiz ölebilir. Bir hastalık diyelim. O çaresiz hastalık. Ona faydası olur. Olmaz. İmansızsa. İmansızsa faydası olmaz. Ancak ne olur? Azabın affilemesine sebep olur o kadar. Azabın affilemesine sebep olur. Ama şeyde imanı kurtarmak. Çünkü Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki günahınız ne kadar çok olursa olsun imanlı gelmeye çalışın. İmanlı gelmek de öyle kolay değil ki Mustafa Bey. Sen Allah'tan hiç hatırlamıyorsun. Namaz yok, oruç yok, haram helal demiyorsun. Ayırt etmiyorsun. Yemene içmene dikkat etmiyorsun. Kafirlerin aynı şekilde yılbaşını, Noel'ini, Nevruz'unu kutluyorsun. Zina ediyorsun. İçki içiyorsun. Sonra da diyorsun ki ben imanlı gideceğim, cennete gideceğim falan. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Hani bir söz var ya hem 25 kuruş hem şoför mahalli olmaz o. Bir kere oturup bir kere mert olmak lazım. Hani Türkiye'deki dinsizler bakıyorum hakikaten münafık 200'lü çoğu. Biz de Müslümanız canım diye veriyor. Ya Müslümanlıkla alakan yok. Müslümanlığa boyuna sövüyorsun. Ve İslamiyet'le alakalı bir şey olduğu zaman küplere biniyorsun. Köpürüyorsun. Neren Müslüman senin? Namaz yok, oruç yok, bir şeycik yok. Ondan sonra da kalkıyorsun. Hatta oruca kısıyorsun, namaza kısıyorsun. Sonra da
Sonra da aynı şekilde şey diyorsun, yani Müslümanım diyorsun. Efendim bu kim olursa olsun. Bu kim olursa olsun. Mesela o yaşam böyleydi, işte Emevi namazı diye dalga geçiyordu. İlahiyatçıydı değil mi? Kurtardım o. Toprağın altına gitti. Toprağın altına gitti. Musa Kazım vardı, Masonlu Şeyhülislam'dı. Kurtardı mı? Hem Müslüman hem Mason. Hem Müslüman hem komünist. Geçenlerde baktım bir tane haberlerde falan, bir ilahiyatçı kadınmış herhalde, diyanet bir şey yapmış falan da. İşte benim dediklerimizi yapmazsanız ben başımı açarım. Açarsan aç, nelerini açarsan aç ya. Allah Allah. Başımı aç. Zaten açmadık, yerin kalmamış sana. Kapalı falan bir tarafı yok. Açarsan aç. Kime kızıyorsun, kimi şey yapıyorsun, kimi tehdit ediyorsun? Bir zamanlar TGRT eski binasında birisi geldi. Dediler ki işte gazeteye gelmiş, oradan da oraya göndermişler huzura doğruya falan diye. Geldi falan, işte ben de dinimi öğrenmek istiyorum. Peki dedim, gittim ben kitap getirdim, ondan sonra verdim, buyur bunları oku. İki hafta sonra geldi, dedi ki işte ama dedi falan, dedim buyur kitap okudum. Yok okumadım dedi. İşte dedi, benim dedi paraya ihtiyacım var. Dedim, bana dedi yardım etmezseniz ben Hristiyan olurum. Ne olursan ol dedim ya. Ne olursan ol. Hem ben senin gibi serseriye niye para vereyim ki dedim ya. Niye para vereyim? Yani sen bana para verene meclisi de olurum, komünist de olurum, mason da olurum, Hristiyan da. Ne olursan ol dedim ya. Öyle dedim, Müslüman olmaz hadi güle güle. Senin niyetin ben dinimi öğrenmek değil. Dinimi öğrenmek değil. Yani insanları böyle aynı şekilde kandırmak ve şey yapmak, söyleyiver, kullanmak. Ha, Hristiyan misyonerler para veriyor. Hristiyan yapıyor da ondan sonra sülalesinin aynı şekilde kaydını alıyor. Adama diyor ki bunu yapacaksın, benim kölemsin artık diyor. Yapmazsa da gebertiyor. Nasıl gebertiyor? Yemeğine bir aynı şekilde zehir koyar, haberi bile olmaz. Ondan sonra yok kalp çektisi, memle çektisi falan filan, geberir gider. Kafir olat da geberir gider. Allah falan muhafaza olsun. Verdiği paranın karşılığını istiyor adam. Tabii. Almadan da bırakmaz. Almadan da bırakmaz. Onun karşılığını hem de fazlasıyla alır. Hele Hristiyanlar falan, işte Avrupalıların zengin olmasının sebebi o. Afrikalıların hepsini sömürdüler. Dolayısıyla efendim ölenler dünyadaki durumuna göre, mesela böyle kafir olarak öldü. Hani biz onu anlatıyoruz ya, İmam-ı Gazali Hazretleri Kıyamet Ahiret kitabında anlatıyor. Ölenler ya siccinde, hapistedir. Bunlarla irtibat kurulmaz buyuruyor. Veya aynı şekilde eğer imanı varsa, Müslümansa bunlar gittiği yer farklıdır buyuruyor. İllüyum deniliyor bunların gittiği yere. Ama kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki tamam imanlı illüyuna gitti ama ruh bedeni terk eder etmez, daha bu bedende vücuttayken onu görmüyordu, bedenden çıkar çıkmaz bu bedenle yaptıklarının hepsini net bir şekilde görür buyuruyor. Günahlar, isyanlar böyle simsiyah, karanlık ve şeylerde parlak, nurlu gözükür yaptığı iyi ameller. İyi amellerine bakıyor, çok az. Kötü amellerine bakıyor, ana dağlar gibi. Onları görünce mahşer günü mizanın başında ben bunun nasıl hesabını veririm diye bunlarla da irtibata geçilemez buyuruyor. Çünkü dünyadakilerle pek şey yapmaz, çünkü kendi derdine düştü. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhine Kıyamet ve Ahiret kitabında öyle yazıyor. Dolayısıyla şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi zannediliyor ki efendim öldü, ben rüyada görüvereyim. Görmedim işte falan. Böyle bir şey yok. Acaba görmek için bir dua mı var? Yok öyle bir şey de. Öyle bir şey de söz konusu değil. Hani yapacağın tek bir şey var senin. Yapacağın tek bir şey var. Ne? Sadaka vererek sevabını göndermek. Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını göndermek. Ondan sonra ne bileyim o tesbihatları okuyup onların sevabını ona göndermek. Yapacağım bu. Başka bir şey söz konusu değil. Hatta ölülere istiğfar etmek ifadesi geçiyor. Ölülere istiğfar nasıl olur? Onların affı için yalvarır, dua edilir buyuruyor. Yani zaman zaman denk geliyorum mesela trafikte giderken. Bakıyorum birkaç kere öyle denk geldi. Önümde cenaze arabası gidiyor. Üstünde de bir tane cenaze. Defnetmeye gidiyorlar büyük ihtimalle. Okuyup ruhuna gönderiyorum. Sonra da hatırıma şöyle bir şey geldi. Ya ben adamı tanımıyorum, etmiyorum. Ya kafir ya Müslüman bilmiyorum ki. Acaba okumasam mı? Okumak iyi olur mu böyle durumda? Göndermek ruhuna. Okumadınız. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Dedim bu adamın nasibi var. Hani biz karşılaştık. Dolayısıyla Fatiha gönderiyorum. Efendim paçayı kurtardı mı kurtarmadım bilmiyorum. Ama bizim okumamızın bir zararı olmaz.
Bize bir zarar olmaz. Bize bir zarar olmaz. Eğer o giden günahkar ve imanlı birisi ise mutlak faydasını görür. Peki efendim kafirse azabın affedilmesine sebep olur. Yine faydasını görür. Evet, yine faydasını görür. Peki cenaze arabası sollanır mı? Ha, cenaze arabası sollanır mı? Yani acil işim vardır, sollama durumu söz konusu, sollanabilir. Trafikte çünkü bazen denk geliyor mesela. Hı. Bazı insanlar var, peşine takılıp gidiyor. Hani mesela diğer şeritte serbest ama sollamamaya dikkat ediyorlar. Bizde böyle bir adet var. Ayağa kalkmak gibi falan. Cenaze ayağa kalkılır. Eğer şey yaparken cenaze mesela tabutla geliyorsa oturandan ayağa kalkması ve öyle... Ayakta beklemesi mi? Hayır. Hemen iştirak edip bir iki adım taşıması için. Saatte bedeli yazıyor. Hı. Ama yani, trafikte falan görünce onun peşinden gidilmez yani. Peşinden gidilmez ve geçilebilirdi. Tamam. Bir mahsur yok. Yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.